sevgili anneler. Belki olmanız gereken kilodan birazcık daha fazla kiloyla hamile kalmış olabilirsiniz. Aklınıza hamileyken diyet yapabilir miyim sorusu gelmiş olabilir. Bunu sormak için bugün diyetisyen Serap Akyol'a geldim. Merhaba Serap. Merhabalar. Serap, anne adayları hamilelik döneminde diyet yapabilirler mi? Yapmalılar mı eğer yüksek bir kiloyla hamile kaldılarsa? Önceliğimiz tabii hamile kalmadan önce ideal kilomuzu bulmamız olmalı. Ama hamilelik başladı ve biraz kilomuz fazlaysa bu noktada birazcık ilk aylarda kilo almadan geçirmekte fayda var. Zaten 3. aydan sonra son trimestre doğru dediğimiz son 3 ayda özellikle kilo alımı ister istemez olacak. Çünkü bebeğin gelişimi de hızlanıyor ve gereksinimleri artıyor. Yani son 3 ayda zaten bir kilo alacağız, bebek alacak. Hani ilk evet. Ayları kilo almadan geçirebilirler diyorsun. Kesinlikle. Eğer biraz fazla kilolu başladıysak ilk 3 ay dediğimiz kısımda kalori alımını arttırmadan aynı kiloda geçirebilirler. Ama şöyle bir durum var. İkinci trimester dediğimiz 3. aydan itibaren biz diyetlerimize artı 300 kalorilik bir ekleme yapmamız lazım. Yani bu noktada çünkü bebeğin gereksinimleri artıyor. Unutulmamalıdır ki annenin aldığı gıda ile plasenta yoluyla bebek de besleniyor. O yüzden bebeğin gereksinimleri karşılamak ve anne de kendi depolarını boşaltmamak için bu 300 kalorilik açığı kapatmamız gerekiyor. Yani burada kısıtlayıcı bir diyet yapmanın bir anlamı yok. Hamileliğimizi evet biraz fazla kiloluysak 6-7 kilo olarak kapatabiliriz ama ister istemez bu kilo alınacak. Kısıtlayıcı diyetlerin aksine hem anneye hem de bebekte sağlık sorunları, sakatlıklar olabileceğini unutmayalım. Peki teşekkürler Serap. Yani sevgili anne adayları, eğer biraz yüksek bir kiloyla hamileliğe başladıysanız kısıtlayıcı bir diyetle değil de sağlıklı bir diyetle hamileliğinizi sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ve ilk 3-4 aylık dönemde çok fazla kilo almamaya özen gösterirseniz, hani o kilo alma kısmını son 3 aya saklarsanız çok daha sağlıklı olacaktır sizin için. Görüşmek üzere.